Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, işte zaman zaman İslam alimlerinden, evliyanın hayatlarından, dinimize hizmet edenlerden, Peygamber Efendimiz tabii başta olmak üzere bahsederken görüyoruz ki çile çekmişler, çileli bir hayat sürmüşler. Yani İslamiyet'i anlatabilmek için, Allah-u Teala'nın dinini yayabilmek için olmadık işlere maruz kalmışlar ve sesleri de çıkmamış tabii. Bizim gibi bir elleri yağda bir elleri balda değilmiş. Şimdi kendimizi de böyle göz önünde bulundurarak soruyorum. İslamiyet'e hizmet etmek böyle çileli bir iş midir? Mutlaka bu işin bir çilesi mi vardır? Bu zorluklara katlanmak mı gerekir? Yoksa hani bize uygun olanı şöyle oturduğumuz yerde de hizmet mümkün müdür? Şimdi biz çocukken hep böyle büyüklerimiz derlerdi bir şey olunca. Evladım, dikensiz gül olmaz derlerdi. Emeksiz yemek olmaz derlerdi. Emeksiz yemek olmaz, dikensiz gül olmaz. Allah-u Teala'nın adeti ilahiyesi. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri yazmışlar kitaplarına. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, ihsan ettiği nimetleri sıralamışlar. Bunların içerisinde en kıymetlisi, zirvede olanı hangisi? Tamam, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamana ve şartlara soranların hallerine göre en kıymetli amel budur. En kıymetli amel şudur. Çok hadis-i şerif var öyle. Ama bütün bunların hepsini toplamışlar. Bunların içerisinde en kıymetlisi hangisi? En kıymetlisi hangisi? Zirvede iman nimeti var. İman. İman. Çünkü cennete girmek imanla olur buyuruyor. İman yoksa cennete giremiyorsun. Ölüm Allah-u Teala takdir etmiş, muhakkak olacak. Dünyaya gelen peşinen zaten doğmak ölümün habercisidir buyuruyor din büyükleri. Doğmak ölümün habercisidir. Doğduysa bir şey ölecek. Ölecek. İşte baharın çiçek açan yeşeren ağaçlar sonbaharda dökülüyor. Kışta uykusuna çekiliyor. Ölüyor yani. Allah-u Teala gözümüzün önünde bir ömür boyu bunları defalarca gösterip duruyor. Biz de böyle olacağız. İşte çocukluk, baharlık, gençlik, bahar. Ondan sonra işte orta yaş, yavaş yavaş yaz derken sonbahar, sonra kış, ölüm geliyor. Gelecek. Mutlak mı böyle? Mutlak böyle. Ve buradaki nimetlerin, ele geçenlerin hepsi de fani, yok oluyor. Geçici. Geçici. Efendim mal, mülk, makam falan. Ya fiziki güzellik de öyle. İşte zaman zaman mesela şimdi internet sitelerinde, haber sitelerinde diyor. Aa işte bu artisti, bu şarkıcı şimdiki halini biliyor musunuz? Bazen yapıyorlar ya falan. Evet. Bir gençlik hali ve bir bakıyorsun ona yüzüne bakılmayacak halde. Değil mi? Çok değişmiş bir kere. Hem de ne değişme. Cenab-ı Hak burasını böyle yaratmış. Zaten iki şeyin çaresi yokmuş. Ölümün, yaşlılığın. Öbürleri değil. Bu ikisinin de çaresi yok. Önüne de geçmesi mümkün değil. Yani verilen bu geçici olan nimetlerin hepsi gidiyor. Ama ahirette de Cenab-ı Hak iki yer yaratmış. İkisi de sonsuz. Birisi cehennem, birisi cennet. Cennete de insanı iman götürüyor. Cehenneme de inkar götürüyor. Onun için kötülüklerin en kötüsü inkar. Şirk, küfür diye anlatılıyor. İyiliklerin, nimetlerin de zirvesinde iman nimeti var. Evet. Şimdi iman nimetini hani anlatıyorlar da işte bu hayat zulümatta bulunur deniyor. Hayat suyu, hayat iksiri zulümatta bulunur. Hani balta girmemiş ormanlar, vahşi hayvanlar bulunmuş olduğu yerde bulunur bu hayat. Orada bulunuyor hayat suyu. Git çıkar. Git çıkar. O olmazsa hayatın bu hayat çünkü. O olmazsa yaşayamayacaksın, idare edemeyeceksin. Onun için onun çilesi çoktur. Peki peygamberler en çok eziyetler onlar maruz kalmışlar. Niçin? Bu hayat sunuyorlar da ondan. İman nimetini sunuyorlar. En kıymetli şeyi sunuyorlar. En kıymetli şeyi sunuyorlar. Ya onun düşmanı çok olur. Bedeli ağır olur. Bedeli ağır olur. Yani bir kervan düşün. Veyahut da tır konvoyu düşün. Yükü elmas. Havadan, karadan, yandan, alttan, üstten, her taraftan bir sürü ayın çekirdeği korumalarla götürürsün değil mi? Doğru.
Düşmanı çok, saldıranı çok, hırsızı çok, almak isteyeni çok. İmanın da hırsızı çok. Her şeyden önce içinde var, nefis var, dışarıda şeytan var, görünmeyen varlıklardan. İnsan şeytanları var. Mücessem olmuş, cisimleşmiş aynı şekilde nefsinin esiri olmuş insanlar var, inkar edenler var. Bu kadar şey var. Dolayısıyla ama efendim doğru. Doğru ama Cenab-ı Hak yaratırken nefsi yaratmış. Nefs Allah-u Teala'yı inkar edecek, isyan edecek şekilde yaratılmış o insanın içinde. Onun için doğruya otomatik olarak düşmandır. Bir de bu iman nimetiyle sonsuz, ebedi bir hayat vaat ediliyor. Bunu elde geçirmek de kolay değil. Şimdi normal hayatımızda bile efendim ben doktor olacağım. Tabii. İşte ilkokul, ortaokul, lise neyse çabalayacaksın. Üniversite imtihanlarına hazırlanacaksın. Gayret edeceksin. 10 sene, 6-7 sene okuyacaksın. İhtisas yapacaksın falan. Yani yaşın oluyor 30. Gençlik bitiyor yani. Değil mi? Evet. Bitiyor. Ne için? İşte doktor olmak için. Veyahut da aynı şekilde bir hakim olacağım, bir avukat arayacağım. Veyahut da neyse işte buna benzer bir kimse, şey bakalım. Kimse demiyor ki sen doktor olmak istiyorsun. Gel al sana diploma, git şurada doktorluk yap. Demiyor. Böyle bir şey yok yani. Yani Cenab-ı Hakk'ın dünyada vermiş olduğu nimetler bile çilesiz değil. Evet. Hatta bir çocukken derler ki işte en tatlı gelen, en kolay olan uykudur. O da bir yumuşak yer arar insan diye, tamam mı? Başını koyacak yer arar. Başını bir koyacak yer arar. On sana çok sevdiğin şeyleri hazırlıyorsun ama ağzında onunla, onu da dişlerinle gevmen gerekiyor. Çene kemiği yoruluyor. Yani hiçbirisi zahmetsiz değil. Hiçbirisi zahmetsiz değil. Hepsi zahmetli mi? Evet, hepsi zahmetli. Cenab-ı Hak o şekilde yaratmış ama hepsinin içerisinde de Allah-u Teala'nın dinine hizmet, nimeti yani karşılığı çok fazla olduğu için çilesi de çok fazla. Sıkıntısı çok fazla. Onun için bütün peygamberler sıkıntı çekmişlerdir. Peygamberlerin varisi olan İslam alimlerinin hepsi sıkıntı çekmişler. Hepsi ama sıkıntı çekmişler. Fakat nefsleri itminana kavuştuğu için onlar o sıkıntıdan lezzet almışlar. Enteresan bir şey. Yani biz anlatıyoruz, naklediyoruz falan. Onların yaptıkları, buyurdukları elbette doğrudur. Ama biz inanmakta zor. Hani inanıyoruz da ama kabullenmekte zorlanıyoruz. Doğru. Ya hani çilenin, sıkıntının, hastalığın, ne bileyim derdin, belanın hani nasıl bir aynı şekilde lezzet olur diye tuhaf tuhaf aynı şekilde. İşte bizde olmadığı için. Bizde olmadığı için tabii. Anlayamıyoruz bir türlü. Hatta İmam Rabbani Hazretleri Kutsi sorup buyuruyor ki eğer bu dünyada derdi bela olmasaydı bu dünyanın ne şey kıymeti olurdu? Derdi bela olmasaydı buyuruyor. Derdi bela olmasaydı. Tabii onların bir şeyde yakınları var. Derdi bela usta bir kılavuzdur, sahibine yaklaştırır. Allah-u Teala kendine yaklaştırmak isteyenlerini bununla, bu bir tuzaktır, onun içine düşürür, onunla kendine çeker buyuruyor. Mesela bir kimse hastalandı. Şimdi zamanımızda çaresiz gözüken hastalık nedir? Kanser. Gitti doktorlara. İşte yeni çıkan ilaçlar falan filan, işte kemoterapi falan filan hepsini yaptı falan ama ağrılar geliyor, ağrılar arttıkça falan. Doktor, ilaç, hepsi fayda, hiçbirisi fayda vermiyor. O zaman ne der? Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Başlıyor inlemeye. Neyle meşgul? Allah, Allah, Allah diyor. Öyle diyor. Yani Allah-u Teala'nın ismiyle meşgul. Dolayısıyla kendinden başka bir şeyle meşgul ettirmiyor. O bir kemendi mahbubes buyuruyor. Derdi bela kemendi mahbubes. Allah-u Teala sevdiklerinin boynuna atar bu kemendi. Kendine çeker buyuruyor. Evet. Dayanabilirsen tabii ki. Dolayısıyla bir kimse Allah-u Teala'nın dinine hizmet ediyorsa, Allah-u Teala'nın dinini yaymak için uğraşıyorsa bir eli yağda bir eli balda değil. Peki efendim öyle olanlar var. Ha o zaman sakattır o. O zaman sakattır. Hani kitaplarda falan anlatıyor din büyüklerin talebelerine hep anlatmışlar ya. Büyüklerden bir zat. Hacı Bayram Veli Hazretleri diye de anlatılıyor. Şimdi talebesi gelmiş efendim demiş. Benim demiş de iki dönüm tarlam var. Yani bir dönümünde size ekelim falan bunu. Bakmış talebesi çok peki buyurmuşlar. Ekmiş işte gün gelmiş tarla buğday şey yapmış falan. Bu zat da demiş ki o tarafa gidiyor. Hadi bir görelim. Tabii talebe önceden gitmiş. Kendi tarafına ektiği çok güzel. Hoca tarafında, hocasının için ektiği olmamış yani. Neyse demiş bakmış eyvah demiş ya. Demiş evladım hangi taraf benimki bana ektiğin? Şimdi öbür taraf dese olmayacak falan. O iyi tarafı göster. Burası sizinki. Mübarek üzülmüş. Üzülmüş. Böyle düşünceye dalmış. Efendim demiş ne oldu? Demiş evladım ben demiş ne günah işledim de demiş. Dünyamız mamur oluyor. O zaman talebede jeton düşmüş. Efendim demiş ben özür dilerim demiş. Hani aslında sizinki burasıydı. Ben demiş hani demiş mahcup olmamak evet. için dedim burasını kendim için ekledim. Ha demiş evladım şimdi oldu.
Şimdi oldu. Onların bakış açısına bak, düşüncesine bak. Bizim hani aklımız almıyor. Ya, hakikaten de aynı şekilde bir yere oturtturamıyorsun. Bir yere oturtturamıyorsun. Onlar böyle bakıyorlar. Böyle görüyorlar. Niye? Onlar bir daha ellerinden çıkmayacak yere yatırım yapıyorlar. Buradaki çıkıyor. Oradaki çıkmıyor. Ahiretteki çıkmıyor. Oraya yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla oraya yatırım yapınca da şimdi bir yerde sıkıntı çekilmesi lazım. Cenab-ı Hak sıkıntısız bir nimet vermiyor. Sonsuz nimete, sonsuz olan Allah-u Teala'nın ihsan ettiği o nimetlere kavuşmak için bir kere Allah-u Teala'nın cemalini göreceksin. Cehennemdekiler görmeyecek, cennettekiler görecek o. O nimete kavuşabilmek için bu dünyada sıkıntı çekmek gerekir. Bir de Allah-u Teala test ediyor yani. Tabii, imtihan ediyor. Yani hani o, samimi mi, değil mi? Gerçekten aynı şey, değil mi? Onu da şey yapıyor. Dolayısıyla mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim çektiğim eziyet gibi hiçbir peygamber, bakın hiçbir insan değil, hiçbir peygamber çekmedi. Bütün peygamberler çekti ama doruk noktasında niye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öbür peygamberlerden daha çok eziyet, sıkıntıya maruz kaldı? Halbuki biz biliyoruz ki Nuh Aleyhisselam çok uzun yaşadı. 50 yaşında peygamber olduğu bilindi. Asırlarca kavmini davet etti. Asırlarca da kavmi bunu taşladı. Yaralandı, verelendi. Zahiren bakınca Nuh Aleyhisselam daha çok eziyet çekmiş gözüküyor. Niye Resulullah Efendimiz böyle buyurdu? Ehl-i Sünnet alimler açıklamış bunu. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah-u Teala Miraç gecesi bu dünyadan çıkardı. Cenneti, cehennemi gördü. Cehennemi baş gözüyle gördü. Oradaki azapların hepsini gördü. Geri geldi. İnsanlar da dünyada cehenneme giden yola sapıyorlar falan. Onları o şekilde cehenneme doğru giderken görünce ızdırabı, çilesi arttı. Ve onun için hiçbir peygamberin çekmediği eziyet, çileyi ben çektim buyuruyorlar. Dolayısıyla nimet büyük olunca çilesi de büyük oluyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cennete ancak Müslüman olan girer. Allahü Teala dinini isterse facirle de kuvvetlendirir. Allahü Teala her asırda dinini yenileyecek bir müceddit gönderir. Kırım'da Cem'de aşık oldum, Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani, Allah'ın Habibi dostum dediği, Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani, yastığı taş idi döşeyi posudu, cennetlik eylemek ümmeti kastı, cennetlik eylemek ümmeti kastı, Hakk'ın sevgilisi Habibim dostu, Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani, sabah namazını kılar giderdi, gizlice Rabbine niyaz ederdi, gizlice Rabbine niyaz ederdi, anın işi gücü deve güderdi, Yemen ellerinde Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani, Yunus eydür gelin biz de varalım, ayağın tozuna yüzler sürelim, ayağın tozuna yüzler sürelim, Hak
nasip eylesin, komşu olalım Yemen ellerinde. Veysel Karani, Yemen ellerinde. Veysel Karani. Tamil Mihal, Saadet-i Ebediye. Kayyum-i Rabbani, Muhammed Masum Faruki'nin 4. cilt 14. mektubu. Allahü Teala'nın emirlerine yapışmayı, namazın ehemmiyetini bildirmektedir. İyi biliniz ki namaz dinin direğidir. Namaz kılan bir insan dinini doğrultmuş olur. Namaz kılmayanın dini yıkılır. Namazları müstehap zamanlarında ve şartlarına ve edeplerine uygun olarak kılmalıdır. Bunlar fıkıh kitaplarında bildirilmiştir. Namazları cemaat ile kılmalı ve birinci tekbiri imam ile birlikte almaya çalışmalıdır ve birinci safta yer bulmalıdır. Camiye geç gelip birinci safa geçmek için safları yarmak, cemaate eziyet vermek haramdır. Bunlardan biri yapılmazsa matem tutmalıdır. Kamil bir Müslüman namaza durunca sanki dünyadan çıkıp ahirete girer. Çünkü dünyada Allahü Teala'ya yaklaşmak çok az nasip olur. Eğer nasip olursa o da zille, gölgeye, surete yakınlıktır. Ahiret ise asla yakınlık yeridir. İşte namazda ahirete girerek burada nasip olan devletten hisse alır. Bu dünyada hasret ve firak ateşiyle yanan susuzlar ancak namaz çeşmesinin hayat suyuyla serinleyip rahat bulur. Büyüklük ve mabutluk sahrasında şaşırmış kalmış olanlar namaz gelininin çadır etekleri altında vuslatın, matluba kavuşmanın kokusunu duyarak hayran olurlar. Allahü Teala'nın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir mü'min namaz kılmaya başlayınca, cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile onun arasında bulunan perdeler kalkar. Cennette olan hûri'in onu karşılar. Bu hal namaz bitinceye kadar devam eder. Ebu Suud Efendi. Ebu Suud Efendi'nin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Ebu Suud Efendi henüz talebeyken bir gece rüyasında alemlerin efendisi sevgili peygamberimizin olduğu bir mecliste görür kendisini. Efendimiz aleyhisselam büyük veli Mevlana Molla Cami Hazretleri ile konuşmaktadır. Efendimiz aleyhisselam Molla Cami'ye Şeyhülislam İbni Kemal Paşa Hazretlerini işaret ederek, "Bunu tanıdın mı?" diye sorar. Mevlana Molla Cami Hazretleri, Resulullah'a, "Bilmiyorum ya Resulallah," der. Efendimiz aleyhisselam, "O ümmetimin müftüsüdür." buyurduktan sonra, henüz genç olan Ebu Suud Efendi'yi işaret eder. Molla Cami'ye tekrar sorarlar. "Bunu tanıyor musun?" diye. Molla Cami Hazretleri, "Onu da bilmiyorum ya Resulallah," diye cevap verir. Efendimiz aleyhisselam, bakışların en güzeliyle kalbini köze çevirdiği Ebu Suud Efendi'ye bakarak, "Öyle zannediyorum ki, bu genç dahi ümmetimin müftüsü olsa gerektir," buyururlar. Ebu Suud Efendi'nin henüz talebeyken gördüğü bu rüya, yıllar sonra gerçekleşir. Şeyhülislamlık makamına getirilen Ebu Suud Efendi, din konusundaki tavizsiz tutumu, adil kararları, sultanlara yön gösteren basiretiyle, herkesin saygı duyduğu, sultanların önünde ihtiramla oturduğu bir büyük olur. Öyle ki, Kanuni Sultan Süleyman, cenaze namazını
onun kıldırmasını vasiyet eder ve Kanuni vefat edince namazını büyük veli kıldırır. Fakat ortada halledilmesi gereken bir büyük mesele vardır. Kanuni Sultan Süleyman Han vefat ettiğinde bir çekmecenin kendisiyle birlikte gömülmesini vasiyet etmiştir. Ebu Suud Efendi, dini bütün olan Kanuni Sultan Süleyman'ın bu vasiyetine şaşmakla birlikte, çekmecenin görülmesi gerektiğini oradakilere emreder. Tam çekmece açılırken ellerinden kayıp düşer ve çekmecenin içindekiler yerlere saçılır. Ebu Suud Efendi, çekmeceden dökülen kağıtların kendi yazmış olduğu fetvaların tamamı olduğunu görünce ağlamaya başlar. Çünkü Kanuni, büyük güven ve saygı duyduğu Ebu Suud Efendi'nin fetvalarının İslamiyete ve Resulullah'ın yolu olduğu bildirilen ehli sünnet itikadından kıl kadar ayrılmadığından pek emindir ve sultan bu sebeple Ebu Suud Efendi'nin fetvalarının ahirette birer delil olarak kabrine konmasını vasiyet etmiştir. Ebu Suud Efendi İslamiyetten zerre kadar ayrılmadan fetva verdiği halde yine bu ağır yükün şahidi olan belgeleri görünce Allah korkusundan ağlamaya başlar. Dilinden dökülen cümleler onun tevazuunun işaret ettiği yüksekliği kadar hesap gününün çetin olacağını haber verir cinstendir. Der ki büyük evliya, ey Sultan Süleyman, sen kendini kurtardın da biz ne yapacağız mahşer gününde? İkinci Selim döneminde de 8 yıl şeyhülislamlık yapar büyük evliya Ebu Suud Efendi. Toplam şeyhülislamlık süresi ise tam 30 yıldır. Sınırlar genişledikçe, fethedildikçe nice şehirler, arttıkça tebaanın sayısı, yükü de ağırlaşır büyük şeyhülislamın. Fakat o, sabrı, ilmi, evliyalık nuru ve basiretiyle gecesini katarak gündüzüne her işe yetişir ve isabetli kararlarıyla yönlendirdiği sultanların muzaffer olmasına vesile olur. Ebu Suud Efendi buyurdu ki, Allahü Teala'ya şükür sadece dil ile olmaz. Şükrün manası Allahü Teala'nın verdiği nimetleri onun razı olduğu yerlerde kullanmaktır. İslam ahlakı. Tanımadığı kimseleri taklit etmektir. Ehl-i sünnet âlimi olduğu anlaşılmayan kimsenin sözlerinin, kitaplarının ve kendisinin metholunmasına, yaldızlı, ateşli propagandalara aldanarak buna tabi olmak caiz değildir. Müslüman olmak için, yani Allahü Teala'nın varlığını, bir olduğunu, kudretini, sıfatlarını anlamak için zaten kimseyi taklide ihtiyaç yoktur. Fen bilgilerini iyi öğrenen, aklı başında bir kimse yalnız düşünmekle onun var olduğunu anlar, imana kavuşur. Amellerde, ibadetlerde içtihat derecesine yükselmiş olan alimlerden birini seçerek her işinde bunu taklit etmesi lazımdır. 4 mezhep alimlerinden birini taklit eder. Böyle hakiki ehli sünnet alimi bulamazsa kitaplarını taklit eder. İçtihat, naslarda açık bildirilmemiş, kapalı bildirilmiş olan bilgileri anlamak, açıklamak demektir. Ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere nas denir. İçtihat yapmak şartlarına malik olan derin alimlere müçtehit denir. Hicretten 400 sene sonra müçtehit yetişmedi. Müçtehide ihtiyaç da kalmadı. Çünkü Allahü Teala ve onun Resulü Muhammed aleyhisselam kıyamete kadar hayat şekillerinde ve fen vasıtalarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin hepsine şamil olan ahkamın hepsini bildirdiler. Müçtehitler de bunların hepsini anlayıp açıkladılar. Sonra gelen alimler bu ahkamın yeni hadiselere nasıl tatbik edileceklerini tefsir ve fıkıh kitaplarında bildirirler. Ehl-i sünnet alimi olan hakiki din adamlarının
kabul ve tasdik etmediği kitaplardan ve sözlerden din bilgisi öğrenmeye kalkışmamalıdır. Her din kitabına uyarak ibadet yapmak caiz değildir. Ehl-i sünnet olmayan din adamlarının kitaplarına ve sözlerine uymamalıdır. Âlim görünen ve din adamı denilen herkesin sözüne veya kitabına uyarak amel etmek caiz değildir. Ehl-i sünnet âlimlerinin yazdıkları ilmihal kitaplarını okumalıdır. Böyle tercüme edilmemiş, kafadan yazılmış ilmihal kitaplarını ve uydurma tefsirleri okumak, insanı dünya ve ahiret felaketlerine sürükler. Şirkten yani küfürden yani imansızlıktan sonra en büyük günah, bid'at itikadında olmaktır. Bu sapık ve bozuk itikadın aksine, ehl-i sünnet vel cemaat itikadı denir. Allah'a imandan sonra, ibadetlerin, üstünlüklerin en kıymetlisi, ehl-i sünnet itikadında olmaktır. Ehl-i sünnet demek, itikatta ve söylemekte ve her işte ve ibadetlerde ve insanlara karşı yapılan işlerde, Muhammed aleyhisselamın sünnetine, yani yoluna ve ashab-ı kirama ve tabiinin ve daha sonra gelen ehl-i sünnet alimlerinin radıyallahu teâlâ anhum ecmain icmaına yani söz birliğine uymaktır. Bunların yolunu fıkıh ve ilmihal kitaplarından okuyup öğrenmek lazımdır. Kötü kimse, fasıkla arkadaş olmanın sonu felakettir. Kötü insan, İslamiyet'i beğenmeyen kimse demektir. Muhammed aleyhisselamın emirlerine ve yasaklarına İslamiyet ve ahkâm-ı ilahiyye denir. İnsanların en kötüsü zındıklardır. Bunlar Müslüman ismini taşır. Büyük sarık, eski cübbe içinde gizlenirler. Peygamberimizi ve İslamiyet'i methederler. Fakat Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere yanlış mana vererek İslamiyet'i istedikleri şekle sokarlar. Aklı olan ehl-i sünnet kitaplarını okumuş olan bunlara aldanmaz. Peygamberimiz bu münafıkların geleceğini ve cehennemin dibinde çok acı azapta sonsuz yanacaklarına haber verdi. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Laleli semtindeki Laleli Külliyesi içinde bulunan ana eser Laleli Camii'ni tanıtmaya çalışacağım. Malum bunu 3. Mustafa Han inşa ettirdi. Banisi o. 3. Mustafa Han. Ve yapıldıktan 2 sene sonra 1765'lerde bir depremle cami harap oldu efendim. Yani işe girilemez hale geldi. Hak ile yeksan olmadı da işe girilemez hale geldi. 1782'ye kadar öyle kaldı. 17 sene falan kaldı efendim. Ve 1782'de esaslı bir tamir gördü. Tamiri de 1-2 sene sürdü. Bütün unsurları eserin aslında çok itinalı yapılmıştır. Bu tamirde de hani bir yer yeni yapıldığında bazı eksik gedik çıkar, oralarda tamamlamaya yardımcı oldu. Bir bodrum katı üzerine kurulmuştur. Yani fevkanidir. Altında çarşı var. 100 dükkandan fazla çarşı var. Bu caminin bütün giderlerini bu çarşının kiraları karşılayacak durumda. Ecdat yaparken bir yeri öyle yapmış. Yani bıraktı gitti bize bir cami yaptırdı. Bir vakıf bağlamamış. Biz bunu neyle yaptıracağız diye torunlar ileride kendi kendine serzenişte bulunmasınlar diye ecdat yaparken içine akar vakıflarında bağlı vakıflarını muallak vakıf deniyor yaptırarak öyle gitmişler. Bu dış avlusundayız. Dış avlusu dikdörtgen değil. Bazısı bu avlunun kenarlarındaki tebeddülat bir kısmı sonradan müdahaleden dolayı böyle çok kenarlı, kırık kenarlı falan bir şekil meydana gelmiş. Bir dikdörtgen veya kare olarak tam görünmüyor. Efendim,
Bir kısım eserler yer değiştirmişler. Havuzlar varmış, havuzlar kaybolmuş falan. Ama bir dış avlusu var. Bu dış avludan içeriye, iç avluya yani şadırvanlı avluya, arkamdaki kapı dahil 3 kapıdan girilir. Yani bildiğimiz normal Selahattin camileri dediğimiz sultanların yaptırdığı camilerin planının birebir aynısıdır. İç avluda 3 kapılıdır. Camide ona benzer bir kapı düzeni vardır harim kısmının, ama caminin diğer camilerden farkı iki yanında iki mahfil de vardır. Şimdi geri kalan kısmını bu anlatımlarımın müsaade ederseniz biraz daha rahat şartlarda caminin son cemaat yerine şadırvanına doğru bir mekan bulup orada anlatmak istiyorum. Güneş bayağı bizi burada imtihan ediyor efendim. Geçelim oraya. Şimdi şadırvanlı avlunun içine girmiş bulunuyoruz. Etrafta 14 tane sütunla desteklenmiş 18 kubbesi var. Camiye giriş yerindeki son cemaat yerinin yani ortasındaki kubbe biraz daha yüksek tutulmuş. Sultanahmet Camii'nin şadırvanlı avlusundan biraz daha küçük bunun şadırvanlı avlusu. Çok kibar bir şadırvanlı avlu var. Ayasofya'daki Ayasofya bugün müzesi olarak kullanılan Ayasofya Camii'nin avlusunda bir şadırvan var. Onu 1. Mahmut Han yaptırmış. Tabii aynı asrın içinde olduğu için bunlar onu andırıyor sanki. O daha şaşalı yapılmış tabii. Biraz daha sanatkarane yapılmış. Bu biraz daha sade yapılmış. 8 sütunlu, üzeri kubbeli, su haznesi mermerden ve bunların hepsi enteresandır. Orijinal. Bu zelzeleyi geçirmiş olmasına rağmen orijinaldir. Demek ki yaptırırken insanlar ihlasla yaptırınca zelzele de gelse o eser harap olmuyor. İnsanlar kullanmaya devam ediyor. Ama desinler diye yaptırırsa o da çok kısa sürede bir kurtçuk geliyor, kapıyı oyuyor, kapı elden çıkıyor. Efendim birkaç damla su bir yerden akıyor, temeli çürütüyor, bina o tarafa doğru kaykılıyor, yıkılıyor. Yani bir sebep geliyor. Yemen'deki koca barajı da 3-5 tane tarla faresi delikler açmak suretiyle patlatmış, dünyanın ilk barajını böylece patlatıp Yemen'i sele vermiştir. İç avlunun zemini de tıpkı Sultanahmet Camii'nde olduğu gibi mermer döşelidir. Temiz bak, yani cemaat fazla geldiğinde böyle cuma gibi, bayram namazı gibi kalabalık namazlarda da rahat rahat binlerce kişiyi alabilecek durumdadır. Arkamdaki görünen açık kapı caminin harim kapısı değil. Harim kısmına geçilebilen bir kapı ama bu camide diğer camilerimizden farklı olarak iki tane dıştan girişli yan mahfiller vardır. Halbuki Süleymaniye Camii'ndeki yan mahfiller iki katlıdır. İçten de dıştaki olanlara da içten geçilir. İçten olanlara da dışta olanlara da yine içten geçilir. Burada ise bu kapıdan da rahat bir şekilde işlenmesi sağlanmış. Bol sütunlar konmuş. Malum bu fevkani olduğu için altında da bir çarşı var. O çarşıdaki herhangi bir ufak tefek oynamalar zeminde camiyi dengesiz yapmasın diye istinatları, sanki onu radye temel kabul etmişler. Camiye radye temel. Onun için camiyi çok oturaklı yapmışlar. Sağında ve solunda kıbleye doğru döndüğümüzde sağında ve solunda bu mahfilden birer tane var. Soldaki mahfilden hünkâr mahfiline de geçiliyor. Yani padişah buraya namaz kılmaya geldiğinde hünkâr mahfili var. Diğer camilerdeki hünkâr mahfillerinden farklı olarak onun yeri yine solda ama geride tutulmuş. Onu caminin harim kısmını görürken zaten hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi son cemaat yerinde bir ortada kubbe ve yanlarda iki tane mihrabiye, yani son cemaat için gelen cemaatin beraber namaz kılabilmeleri için yapılmış. Ve esas orijinal olanı da o mihrabiyelerin hemen sağ üstünde mükebbireler var. Yani cemaat kalabalık olduğunda İmam Efendi'nin sesini bu avludaki, dış avludaki cemaat duyamazsa imama uyması zor olur veya mümkün olmayabilir diye
Bu mükebbirelere birer müezzin efendi çıkıyor idi. Camilerin bugünkü gibi bir müezzini yoktu. Birkaç tane müezzin kadrosu vardı. Ve oradan imamın tekbirlerini imam efendiden sonra onlar da tekrar ediyordu cemaatte. Onunla beraber imama uymuş olarak cemaatte namazını kılıyor idi. Son cemaat yerinde sağlı sollu birerden iki tane mihrabiye, yine sağlı sollu iki tane de mükebbire var. Mihrabiyeleri her camideki, tarihi camideki son cemaat yerlerinde görmemiz mümkün. Kimisi biraz daha itinayla yapılmış oluyor, kimi biraz daha sade yapılmış oluyor. Mükebbire ise her caminin son cemaatlerini görmemiz mümkün olmuyor. Aslında ihtiyaç vardı fakat bunu Mimar Sinan rahmetli camilerinde pek kullanmamış, başka bir yolla halletmeye çalışmış. Caminin taç kapısının önünde hafif bir yükselti yapmış. Orada bir müezzin durmak suretiyle sağlı solu bütün iç avludaki insanlara imamın tekbirini yükseltmiş oluyordu. Mükebbire de zaten imamın tekbirini arka taraflara aktarıcı insan demek. Bir role gibi, role vazifesi yapıyor. Bugün gençler rolenin ne demek olduğunu biliyorlar. Buradaki mükebbirler çok kibar yapılmış. Hakikaten 1765'lerin böyle sanatta gelinen seviyesini de buradan gösteriyor. Ha bugün kullanılmıyor, kullanılmıyor. Şöyle bir kutu var, hoparlör diyorlardı efendim. O hoparlörü koydu muydu, bütün her tarafa aksediyor. Dolayısıyla onun hani faydası var, mahsuru var. Diyanetimiz bunu belli bir şekle getirmeye çalışıyor. Tarihi camilerde, icap etmeyen camilerde bunlar bulunmasın, akustiği bozmasın diyor ama işte insanoğlu demek ki zaman içerisinde buna uyacak. Bir de camilerin iç kısımlarında bol bol sandalyelere rastlıyoruz. Yeni Diyanet İşleri Başkanımız bu konunun uygun olmadığını, camilerin artık bir sinema salonu gibi, konferans salonu gibi sandalyelere dolmasının uygun olmadığını söylemesine rağmen bunlar devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda bu camilerimizdeki allı güllü, çeşitli renkten cinsleri, ahşabı da var, demiri de var, efendim plastiği de var. Çok çeşitli koltuk tipi var, koltuk tipi olmayan düz tipi var. Bahçe tipi var, var oğlu var. İnşallah bunlar da bir düzene girecek, böyle şeyler kaldırılacak. Hani bunu kaldıralım derken bir de sedirler yapılsın demiyoruz. Camilerin içinde sedirler zaten dinimizde böyle kurulması yok. Ne var? Mahfiller var. Mahfillerin ötesinde başka bir şey yok. Hemen arkamda gördüğünüz yer caminin harim kısmına geçilebilen ama caminin harimi olmayan sağ yan mahfildir. Böylece cami biraz daha kenarlardan sütunlarla desteklenerek daha dengeli bir yapı haline gelmiş. 3. Mustafa Han sık sık bu caminin inşaatını kontrola gelirdi. Laleli Camii'ni yaptırdı. Çakmakçılar da kendi adını taşıyan bir cami yaptırdı. Kadıköy İskele Camii'ni yaptırdı. Paşabahçe İncirliköy Camii'ni yaptırdı. Üsküdar'daki Ayazma Camii'ni yaptırdı ki Marmara'ya, İstanbul Boğazı'na böyle kartal yuvası gibi yukarıdan bakan çok hoş, havadar, fevkalade güzel ve dengeli yapılmış, yine bunun gibi sütunlarla desteklenmiş bir yapısı olan yerdir ki annesinin ruhu için yaptırdı. Bu caminin özelliği, Ayazma Camii'nin özelliği, herhangi bir haşerat barınmaması için, örümcek vesaire şeyler barınmaması için 50 küsür deve kuşu yumurtası asılmış güzel süslü vaziyette. Fakat birkaçı eksilmiş zannediyorum, 49 tane falan kalmış gördüm ben son bir saydığımda. Olabilir, bakım yapılırken kırılmış olabilir, kendi kendine çatlayabilir hava şartlarından. Yani bunu illa kötü bir şekilde eksildiğini ben şahsen düşünmüyorum. Bunu da yapacak insan çıkmaz. Eser çok yaptırdı ama bir tanesi de 3. Mustafa Han adını taşımıyor. Nasip olmamış. Laleli Camii'de kendi yaptırdığı halde gene 3. Mustafa Han adını taşımıyor. Minareler iki tanedir, sağlı sollu. Sağdaki minareye dış avludan, duvardan giriş kapısı var. Soldaki minareye de gene dış avludan giriş kapısı olduğu gibi bir de hünkâr mahfilinden giriş kapısı olduğunu biliyoruz sol taraftaki. Ne? Camilerde bu minareler ta kaidesinden, kürsüsünden efendim gövde, şerefe, petek ve külahına kadar, hatta alemine kadar tamamıyla taştan yapılmıştır. Ama böyle taştan yapılan camiler var mı, minareleri? Var. Var ama bu hakikaten çok zarif taş işlemeciliği
sanatı döktürülmüş sanki. Öyle kullanılmış bunda. Dolayısıyla minaresini görmeye de bir gelin canım. Belki içeriye de girmek nasip olur bir gün. Oraya da girebiliriz. Efendim 3. Mustafa Han 1766 zelzelesinde İstanbul'un büyük zarar gördüğünü gezerek anladı. Bizzat tespit etti. Çok hasarlı binaları yıktırdı. Yerine yenisini yaptırdı. Cebinden efendim. Cebinden. Dış yardım, iç yardım yok. Hasarlı binaları tamir ettirdi. Cebinden binlerce yapıyı bizzat sultan kendisi tamir ettirdi. Eyüp ve Fatih camilerini köklü olarak onarttı. Kız Kulesi'ni, Kapalı Çarşı'yı ki bugün Türkiye'nin İstanbul'daki ekonomik ayağının kalbi Kapalı Çarşı'da atmaktadır. Kapalı Çarşı'yı, Baruthane'yi, Saraçhane'yi ve Tophane'yi yeniden yaptırdı. Sultan 3. Mustafa Han'ın yaptığı güzel bir hizmet var. Bizler pek bunu bilmeyiz efendim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. İstanbul'un deniz surları malum denizin böyle yakınından giderdi. Ama zaman içinde dolan yerleri de vardı. Çeşitli sebeplerden dolmuş. Bu kısımları biraz daha doldurtmak suretiyle şöyle böyle 6000 metre uzunluğunda efendim 3000 metrelik de genişliği olacak şekilde bazı yerlerinde bir alanı denizden kazanmak suretiyle oraya mahalleler kurdurdu efendim. 3. Mustafa Han. Evler yapıldı, çarşılar kuruldu. Eğitim faaliyetlerine çok önem verdi. Son bir şey daha söyleyeceğim. Geri kalanını Mustafa Han hakkındaki bilgilerimizi artık harimi göreceğimiz inşallah bundan sonraki bölümde sizlere anlatmak istiyorum. Tüfeklere ilk süngüyü taktıran 3. Mustafa Han'dır. Devletler arası ilişkilerde çok usta bir siyaset adamıydı. Nasıl siyaset yapardı? Onu da inşallah bundan sonraki bölümümüzde sizlere anlatmak istiyorum. Efendim, Laleli Camii'ni dış avludan başladık. İç avlu son cemaat yerine kadar getirdik. Son cemaat yerinin bir kısım anlatımı, daha doğrusu taç kapı, kitabeleri ve diğer içerideki unsurları, minber, mihrap, işte müezzin mahfili ve çok güzel bir vaaz kürsüsü var. Onu inşallah yakından sizlere göstermek istiyorum. Çok orijinal, 700 seneyi geçmiş bir ağaç işçiliği vardır. Onları bundan sonraki programlarda göreceğiz. Hoşça kalınız efendim.